Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi diğer öğretim strateji, yöntem ve tekniklerine bakacağız. İlk önce öğretim stratejilerine bakalım. Bizim aslında en çok yaptığımız sunuş yoluyla öğretim var. İlk önce bundan bahsedelim. Nedir sunuş yoluyla öğretim? Burada bilgi düzeyi, genelde bilme düzeyi, bilgi düzeyi sık sık kullanılıyor. Tümden gelimle öğrenme söz konusudur. Yani ne oldu? İlk önce temayı, yani genelini anlatıyoruz. Daha sonra özele doğru iniyoruz. Bu arkadaşlar Ausubel'in anlamlı öğrenme kuramına dayanıyor. Yani ne yapıyoruz? İşte bir taslak oluşturuyoruz. Daha sonra o taslağın içini dolduruyoruz. Hani bu şekilde düşünün. Bizim de çokça kullandığımız öğretim yöntemidir. Sunuş yoluyla öğretim. Gelelim buluş yoluyla öğretime. Buluşta önce örnek sunuluyor arkadaşlar. Bu örneklerde öğrencilere soyutlama yapmaları için veri sağlıyor. Burada tüme varımla öğrenme söz konusudur ve öğrenci merkezlidir. Bakın sunuş yoluyla öğretim öğretmen merkezlidir. Burada bütün her şeyi öğretmen veriyor, örnekleri veriyor. Daha sonra işte hani örnek olarak kendisi isteyebilir ama burada baskın olan öğretmendir. Ama buluş yoluyla öğretimde daha çok iş düşen öğrencidir arkadaşlar. Çünkü burada kendisinin bulmasını istiyoruz. Mesela örnek olay, tartışma, beyin fırtınası gibi yöntem teknikler de nerede kullanılıyor? Bu stratejide kullanılıyor. Sürecin sonunda peki öğrenci ne yapıyor? Kural ve genellemelere kendisi ulaşmış oluyor. Buluş yoluyla öğretim. Burada çok fazla zaman harcanır. O yüzden arkadaşlar zaman kısıtlı olduğu zamanlarda kullanılamıyor maalesef buluş yoluyla öğretim. Ama sunuş yoluyla öğretim hem zamanı daha iyi yönetebilmenizi sağlıyor. Tabii ki sınırlılıkları falan var. Hani bunları da öğretim yöntem teknikleri dersinde görmüşsünüzdür ama burada en önemli sınırlılık zamandır. Buluş yoluyla öğretimde çok fazla zaman harcamanız gerekiyor. Araştırma ve inceleme yoluyla öğretime bakacağız. Burada arkadaşlar yaratıcı düşünme önemlidir ve John Dewey'in fikirlerine dayanıyor bu. Yine öğrenci merkezlidir. Burada uygulama üzerinden bir öğrenme sağlanıyor. Problem çözme, proje, deney yöntemleri bu stratejiyle kullanılıyor. Özellikle mesela bizlerde bu deney yöntemleri var ya, bilimsel bilginin yöntemleri falan, araştırma, inceleme yoluyla öğretimde kullanılıyor. Şimdi diğer öğretim stratejilerine bakalım. Arkadaşlar burada anlatım yöntemi, soru cevap yöntemi, tartışma, problem çözme, proje tabanlı öğrenme yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi, gezi gözlem, örnek olay, drama yöntemi, laboratuvar yani deney yöntemi ve işbirlikli öğrenme yöntemi var. Burada öğretim yöntemleri yazacak yerde öğretim stratejileri yazmışım. Yanlış olacak. Yanlış yazmışım. Burada öğretim yöntemleri olacak bu. Öğretim yöntemleri. Şimdi biz burada sadece bazılarını, bizim için önemli olanlarını göreceğiz. Şimdi anlatım yöntemini biliyoruz zaten. Direkt hani öğretmen anlatır, örneklerini verir, işte soru çözdürür falan geçer gider. Bizim için daha çok soru gelebilecek yerlere bakacağız arkadaşlar. Soru cevap yöntemi. Burada temel amacın öğrencinin bir konu hakkındaki fikrini ifade edebilmesi için bir zaman sağlamaktır soru cevap yönteminde. Yani öğrenciyi düşündüreceksin. Bu düşüncelerini ifade edebilme becerisini geliştireceksin. Soru cevap yönteminin amacı budur. Bu yüzden de daha çok açık uçlu sorular tercih edilir arkadaşlar. Kullanım alanı en geniş yöntemdir. Yani bütün her şeyde kullanabilirsiniz soru cevap yöntemini. Dersin bütün aşamalarında kullanabilirsiniz yine. Bütün hedef basamaklarını yoklayabiliriz. Hani bilme kavrama falan var diye bunların hepsinde kullanılabilir bizim soru cevap yöntemimiz. Sorular bir kere öncelikli olarak planlanması lazım arkadaşlar. Kazanımlar yani hedefler göz önüne alınması gerekiyor. Derse gelmeden önce planlanması lazım. Basitten karmaşa, kolaydan zora ve alt basamaklardan üst basamaklara doğru aşamalandırılması lazım. Ve soruların herkesin anlayabileceği şekilde olması lazım. Yani sınıfın genelinin cevaplandıracağı sorular olması gerekiyor. Sorular öncelikle sınıfa yöneltilecek. Bunun temel nedeni herkes tarafından düşündürülecek. Soru sorulduktan sonra en az 3-5 saniye beklenmesi gerekiyor. Öncelikle gönüllü bir öğrenciye söz hakkı veriliyor. Daha sonra arkadaşlar öğrenci soruya cevap veremezse, biz mesela diyelim öğrenci soruya cevap vermedi, otur sen yerine, sen kalk demiyoruz. Öğrenciye arkadaşlar ipucu vermeye başlıyoruz. Mesela hani öğrenciyi cevap vermek için aslında ne yapıyoruz? Hani hevesini kırmadan,
ona ipuçları vererek soruyu cevaplandırmasını sağlıyoruz. Hani bu şekilde ipucu vererek hem öğrencinin derse olan ilgisi artmış oluyor hem de hevesi kırılmamış oluyor. İki çeşit soru vardır: kapalı uçlu sorular ve açık uçlu sorular. Kapalı uçlu soruların cevabı tektir. Yani cevaba evet ya da hayır şeklinde cevap verebilirsiniz kapalı uçlu sorularda, ama açık uçlu sorular öğrenciyi düşünmeye sevk eder. Kendi anladığı şekilde bir durumu açıklar. Yani yorumlama olayı vardır burada. Yine tanımlama vardır. Analitik ve eleştirel düşünmeye sevk eden sorulardır açık uçlu sorularımız. Bu şekilde biz soru cevap yöntemini gördük. Gelelim laboratuvar yöntemini, yani deney yöntemine bakalım. Burada da yine el becerisini geliştirmek istediğimiz bir İşte sınıf olabilir. Gerekli bilgi elde etmek için, düşünme gücünü, gözlem becerisini geliştirmek için yine laboratuvar yöntemini kullanabiliriz. Tabii ki öncelikle yapacağımız deneyi, öğrencilere uygulayacağımız deney arkadaşlar, önceden kendimiz mutlaka yapmış olmamız gerekiyor. Bu durumda öğrencilere yeteri şekilde rehber olamayabiliriz. Laboratuvar çalışmalarını planlamamız gerekiyor. Daha sonra uygulama, özetleme ve değerlendirme olarak ele almamız lazım arkadaşlar. Burada planlama aşamasında çalışmanın hedefleri, konusu ve yöntemi belirleniyor. Uygulama aşamasında bunlar uygulanıyor. Uygulama sırasında da çalışmalara yardımcı olmamız gerekiyor tabii ki. Sonra özetleme ve değerlendirme aşamasında ise ulaşılan sonuç açıkça belirtiliyor. Eksik ve yanlış anlamalar düzeltiliyor. Peki bunun üstün yönleri ve eksileri nelerdir? Bunlara bakalım. Arkadaşlar, üstün yönleri şöyle: yanlışlıklar hemen düzeltilebilir. Mesela öğrenci deneyi yaparken yanlış bir yöntem kullanıyor, onu hemen düzeltebiliriz. Her öğrenciye kişisel destek ve yardım sunuyoruz. Üstün yönleri bu şekilde. Öğrencinin çalışma sonuçlarından ilke ve genellemelere ulaşıp ulaşamadıklarını belirleme imkanı vardır. Yani öğrenci konuyu anlamış mı anlamamış mı hemen anında anlayabiliriz. El becerisini geliştiriyor ve ilgi uyandırıyor. Mesela çocuklara hadi laboratuvarda bugün ders işleyeceğiz dediğiniz zaman çok seviniyorlar. Yani laboratuvarı seviyorlar öğrenciler. Dolayısıyla üstün yönleri bu şekildedir. Gelelim eksilerine. Arkadaşlar, diğer tekniklere oranla masraflıdır. Yine diğer teknikler kadar bilgi edinilmeye uygun değildir. Yani mesela siz bir boşaltım sistemini 2 saatlik derste anlatabiliyorsanız, bunu deney yaptırarak veya fotosentezi 2 saatlik derste anlatabiliyorsanız, bunu deney yaptırarak belki 4-5 saatlik dersinizi alacaktır fotosentezin tamamını anlatmak. Dolayısıyla fazla zaman harcanıyor. Kalabalık sınıflarda zor olur yürütülmesi tabii ki. Zaman alıcıdır yine dediğimiz gibi. Aktif olmayan öğrencilerin istenmeyen alışkanlıklar edinmelerine neden olabilir. Yani öğrenci mesela orada yardım ediyordur. Hani grup çalışması yapılıyordur. O gidip başka şeylerle uğraşabilir. Her zaman öğrenmeyle de sonlanmayabilir arkadaşlar. Eksileri bu şekildedir. Şimdi biz bilimsel yöntem dedik, deney dedik. Bunların basamaklarına bakalım. Hazır deney yöntemini anlatmışken. Şimdi arkadaşlar, deneylerde en çok karıştırılan bağımlı ve bağımsız değişken vardır. Ben size bunları anlatmak istiyorum. Şimdi bağımsız değişken şu: bizim etkimiz olan, yani benim belirlediğim değişken bağımsız değişkendir. Mesela diyelim ki ben elimde bir bitki var. Ben bu bitkinin büyümesi üzerinde kalsiyumun ne kadar etki gösterdiğini merak ediyorum. Şöyle 3 tane saksım var. 3 tane aynı özellikte özdeş bitkim var. Toprak yapısı falan her şeyi aynı. Birincisi kontrol grubu, o yüzden buna hiçbir şey yapmadım. İkincisine mesela 5 miligram kalsiyum verdim. Üçüncüsüne de arkadaşlar ne verdim? İşte 10 miligram kalsiyum verdim. Kalsiyumun büyüme üzerine etkisine bakıyorum. Bakın, kontrolü yapmamın sebebi de nedir? Kontrol grubu oluyor burada. Bu kontrol grubuna da hani kontrol grubu olarak kullanmamın sebebi karşılaştırma amacıyla. Buradaki de deney gruplarımız oluyor diğerleri de. Böylece kontrollü bir deney kurmuş oluyoruz. Şimdi buradaki bağımsız değişken nedir? Kalsiyumun miktarıdır. Bakın, kalsiyumun miktarı. Bunu ben belirledim mi? Evet. Çünkü etkisini araştırdığım şey kalsiyumun büyüme üzerinde etkisi. Burada bağımlı değişken ne olacak? Kalsiyuma bağlı olarak değişenler olacak. Mesela 5 miligram kalsiyum verdiğim zaman bitkinin boyu 1 santim uzadı. 10 miligram kalsiyum verdiğim zaman da 2 santim uzadı. O zaman buradaki boy uzunluğu nedir? Bağımlı değişkendir. Neye bağımlı? Kalsiyum miktarına bağımlı. Tamam mı?
Benim belirlediğim bağımsız değişken, buna bağlı olarak değişenler ise bağımlı değişkendir. Burada kalsiyum bağımsız değişken oldu. Boy uzunluğu ise kalsiyuma bağımlı olarak değiştiği için bağımlı değişken oldu. Bu şekilde anlattım. Umarım anlatabilmişimdir. Gelelim şimdi aşamalarına. Aşamalarımız neler? Bir kere gözlem yapacağız, veri toplayacağız. Problemi belirleyeceğiz. Mesela arkadaşlar, gözlem her zaman yapılabilen bir şeydir. Diyelim ki bir gölün kenarında oturuyorsunuzdur ve kirlilik gözünüze çarpmıştır. Burada gözlem yaptınız, veri belirlediniz, veri topladınız ve problemi belirlediniz. Problem nedir? İşte diyelim ki gölün kirliliği. Bu gölün kirliliğine neden olabilecek bir şeyle ilgili bir hipotez oluşturmamız lazım. Mesela şeydir, fabrikadan işte sızan atıklar gölü kirletiyor mesela diyebiliriz. Daha sonra ben hipoteze dayalı tahmin yapacağım. Hipotezi neydi? Fabrikadan sızan atıklardı. Ben buna dayalı da bir tahmin yapacağım. Eğer bu fabrikadan sızan atıkları ben ortadan yok edersem veya bunları filtrelersem ne olur? İşte yok olabilir. Daha sonra kontrollü deney yapacağım. Kontrollü deney az önce anlattığım gibi bir tane kontrol grubum olacak. Sonra deney gruplarım olacak. Kontrollü deney yapacağım. Beşinci basamağımız. Son olarak da sonuçları değerlendirip ona göre hipotezin doğruluğunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Eğer sonuçlar hipotezi destekliyorsa başka kontrollü deneylerle yine kontrol edilir. Teori ya da kanuna dönüştürülür. Ama sonuçlar hipotezi desteklemezse hipotez tekrardan kuruluyor. Peki teori nedir, kanun nedir? Şimdi teori ile kanunu çok karıştırıyoruz değil mi? Arkadaşlar, teori neden oluyor sorusuna cevap veriyor. Kanun ise nasıl oluyor sorusuna cevap veriyor. Teori geniş ölçüde kabul edilmiştir. Kanun ise kuşkusuz doğrudur, değiştirilemez. Mesela hipotezler teoriye dönüşürse mesela nedir? Evrim teorisi değil mi? Geniş ölçüde kabul edilmiş. Hücre teorisi yine geniş ölçüde kabul edilmiştir arkadaşlar. Kanun mesela hipotezler kanuna dönüşüyor. Burada yer çekimi kanunu kesindir. Değişmez değil mi? Kanunlar değişmez. Ayrıca unutmayın, teoriler asla kanuna dönüşmez arkadaşlar. Dönüşemez. Teori kanıtlanamayan, geniş ölçüde kabul edilenlerdir. Kabul edilen bilgilerdir. Dolayısıyla teoriler kanuna dönüşemiyorlar. Peki bilimde teorilerden birazcık da bahsedelim. Arkadaşlar, bilimsel bir teorinin kapsamı hipotezden çok daha geniştir tabii ki. Hipotezin daha gelişmiş halidir. Ve teori birçok hipotezi içine alacak kadar da geneldir. Mesela hücre teorisi. Hücre teorisinin içerisinde işte hücre zarından madde geçişleriyle ilgili hipotezler vardır. Veya işte mitokondrinin yapısıyla ilgili hipotezler vardır. Dolayısıyla birçok hipotezi içine alır teoriler. Ayrıca teoriler kapsamlı bir araştırma sonucunda yanlış olduğu kanıtlanmazsa bilim insanları tarafından yaygın olarak kabul ediliyorlar. Yani hücre teorisi mesela açıklanmış. Mesela endosimbiyoz teorisi. Endosimbiyoz hipotezi veya bu hipotezdir mesela, endosimbiyoz hipotezi. O da yine neyi kapsıyor? Hücre teorisi bunu kapsıyor değil mi? Eğer ki yanlış olduğu kanıtlanmazsa geniş ölçüde ne oluyor? Kabul ediliyor. Teoriler arkadaşlar birçok kanıtla desteklenmezse teori olduğu söylemez. Yani mutlaka kanıt gerektiriyor teoriler için. Gelelim teorilerin hipotezlerden farkına. Teorinin alanı hipotezden daha geniştir dedik. Mesela zehirli yılanların renklerini taklit etmek zehirsiz yılanları avcılardan koruyan bir adaptasyondur. Bu nedir? Hipotez. Teori nedir? Bakın teoriye örnek veriyorum. Evrimsel adaptasyonlar doğal seçilim sonucunda ortaya çıkar. Bakın teori. Teori ne oldu? Daha geniş bir kapsamda sahip oldu. Darwin'in doğal seçilim teorisi arkadaşlar mimikri dahi çok sayıdaki çeşitliliği açıklıyor. Bir teori test edilebilen pek çok yeni özel hipotezi yan ürün yapmak için genelde yeterlidir arkadaşlar. Teoriler hipotezlere göre daha fazla bulgu tarafından destekleniyor. Yani teoriler daha geniş kapsamlıdır diyoruz. Evet, böylece öğretim yöntem teknik stratejilerini bitirdik biz. Yani bizim için önemli olanlar bunlardı. Özellikle laboratuvar deney yöntemleri falan, bunlar önemliydi. Şimdi geliyoruz çok fazla sorulan kısmı arkadaşlar. Kavram yanılgıları. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Kavram yanılgılarını bir sonraki videoda anlatacağım size. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.